Bu dersimizde SQL'de in işlemlerini öğreneceğiz. In, ver filtresiyle kullanılır ve bir filtreleme amacıyla geliştirilmiş bir sorgu tipidir diyebiliriz. Bunun için örnek birkaç uygulama yapacağız ve detaylıca öğrenmeye çalışacağız bu şekilde. İlk olarak sintaksine bakalım. Select normal standard from table şeklinde. Buraya kadar hepsi normal, bir fark yok. Daha sonra verden sonra hangi sütun üzerinde filtreleme uygulayacağımızı belirtiyoruz. Daha sonra in operatörünü kullanıyoruz ve in operatöründen sonra parantez açıp kapatıp aralara virgül koyarak hangi kayıtları istiyorsak o kayıtları yazıyoruz. Yani örneğin bizim istediğimiz kayıtlar belli olduğunu varsayalım. Mesela kullanıcı ID'si 3 olan, 5 olan ve 12 olan kayıtları istediğimizi varsayarsak, burada 3, 5 ve 12. kayıtların ID'lerini yazmamız gerekiyor. Aralarına virgül koyarak yazmalıyız. Bu şekilde bize kayıtları getirecek. Detaylarını anlatacağım birazdan. Bu şekilde basit bir mantığa sahip. İlk olarak person tablosuna sorgu execute diyorum. Burada bana tüm kayıtlar geldi. Ben burada last name sütununu inceleyeceğim. Yani soyadı. Bunun için başlangıç olarak select yıldız from person şeklinde hazırladım. Ver ile devam ediyorum. Ver last name in, yani soyadı içerisinde in parantez içerisinde diyorum ki soyadı Duffy ve arasında virgül olmak kaydıyla Walters olan kayıtları bana getir. Bunun anlamı bu. Soyadı Duffy ve Walters olan kayıtların hepsini bana getir. Yani bu olsun ya da bu olsun değil. İkisini de varsa ikisini de getirecek. Biri yoksa diğeri varsa olmayanı tabii ki getirmeyecek ama diğerini getirecek. Yani hata vermez. İkisi de yoksa boş değer döndürecektir. Evet. Şu an mesela 3 kayıt geldi. Birinin soyadı Walters, diğerinin iki tanesininki ise Duffy. Mesela bunları geçersiz bir kayıtla deneyelim. Mesela Duffy'yi sildim. Gördüğünüz gibi Walters geldi. Şimdi şu şekilde dursun bunlar. Burada kopyaladım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Sadece bu kayıtların olmadığını bize bildirdi, o kadar. Şimdi bunları tekrar geri alıyorum. Bunların bir de tersi durumu var. Şimdi bu kayıtların istemiştik. Bu kayıtlardan bize 3 tane kayıt döndü. Ya bu soyadlara sahip 3 kullanıcı var. Şimdi ben diyeceğim ki bu kayıtları bu soyadlara sahip olmayan tüm kullanıcıları getir diyeceğim. Peki bunlar ne kadar olacaktır? Muhtemelen binlerce olacak. Şimdi bunu öğrenmek için ilk olarak tabloya normal bir sorgu hazırladım. Çektim. 19.972 kayıt var. Bu soyadlara sahip kaç kişi vardı? 3 kullanıcı. Onları sildiğimizde ne kadar kalır? 969 kalması gerekiyor. 19.969. Şimdi ben not in ile, yani ver last name not in Duffy ve Walters diyorum ve bu sorgudan sonra bana 972'den 3 çıkmış şekilde 969 gelmesi gerekiyor. Bakalım. Evet, 19.969 üzerine in ile gelen Duffy ve Walters soyadlı 3 kaydı da eklediğimizde 19.972 olacak ve bu şekilde bizim istediğimiz sorgunun başarılı bir şekilde çalıştığını görmüş oluyoruz. In verdiğimizde
in ile kullandığımızda Duffy ve Walters soyadlı kullanıcıları getirir. Not in ile kullandığımızda bu soyadlara sahip olmayan tüm kullanıcıları getirecektir.